Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz üzere arkadaşlar, bugünkü videomuz S3 sezonu hakkında olacak. Şöyle bir söylenti var. Aslında söylenti değil. Bu CS'nin söylediği bir şey. Fakat duyuru olarak yayınlamadılar bunu. Yüksek bir ihtimalle yayınlamazlar. Yani ileriki süreçte eğer ki ara bir güncelleme gelirse o zaman söyleyebilirler. Haricinde işte mesaj atarak tabii ki de siz bunu CS'den doğruluk payını sorgulayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir söylenti var arkadaşlar. S3 sezonunda biliyorsunuz ki yeni map gelmesi gerekiyor. Fakat yüksek bir ihtimalle yeni map'i yetiştiremediler. Bu yüzden de şu anda mesela S2 sezonunu oynayan oyuncular, mesela bizim sunucunun bitmesine, yani S2'nin bitmesine şuradan bakalım 13 gün var. Artı bir hafta da buna ekleyin. Hadi yuvarlayalım 20 gün. Biz 20 günü bitirdikten sonra normalde S3 sezonuna geçmemiz gerekiyordu. Fakat şöyle bir durum var. S3 sezonu değil de S2 mini diye bir şey getirecekler. Ama tabii ki de aynı harita. Hani hiçbir şekilde değişeceğini sanmıyorum. Belki değişirse araya maraya böyle bir geçit daha ekleyemezler. Yani o konuda gerçekten fikrim yok. Ama böyle bir gerçek var. Şu anda oynanan S2'sinde, yani S2 haritasında oynuyorsanız, şu anda S2 sezonunda oynuyorsanız S2 mini olarak tekrar devam edecek. Böyle geçen sezondan hatırlayabiliriz ki mesela bazı arkadaşlar S1'den S1 Plus oynamadan önce direkt S2'ye atladı. Büyük ihtimal burada da bu şekilde olacak. Şu anda işte sezonun bitmesine az kalan arkadaşlar, eğer ki sezon 2'deyse sezon 3'e geçemeyecek. Sezon 2 mini olarak devam edecek. Yani sezonunuz bitecek. Ondan sonra tekrar sezon 2 mini diye bir şey gelecek. Yani geçen sezonun aynısı. Yani S Plus değil de bu sefer de S2 mini diye bir şey getirirler. Bu yüksek bir ihtimal haritayı yetiştiremediklerinden kaynaklı diye düşünüyorum. Şimdi bizim burada yapmamız gereken bazı hususlar var arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere komutan konusunda gerçekten bu oyun çok eksik. Yani benim şu anda en eksik gördüğüm komutan kesinlikle piyade. Yani şu anda okçu metası var. Süvari metası var ki üstüne basa basa süvari komutan videosunu Kaan'la çekerken üstüne basa basa Theodora'yı övdük. Ve gerçekten arkadaşlar alanda olsun, rovda olsun, geçitte olsun, kale savunmada olsun, rally açarken olsun her yerde her şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bu komutanı. Eğer ki süvari oynuyorsanız kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi S2 mini olacağı için benim tahminimce şimdi bu oyuna 4 tane daha komutan lazım arkadaşlar. 2 tane piyadeye kesinlikle gelecek. Yani bir sonraki güncellemede ben piyade bekliyorum. Ondan sonra 2 tane de büyücü bekliyorum. Çünkü sırayla gidiyor yani. Ondan sonra tekrar başa dönüyor. İşte destek komutanı getirirler. Uçan veya yürüyen fark etmez. Ama destek komutanı da gelir. Ama kesinlikle ve kesinlikle S2 jetonlarınız varsa arkadaşlar şu andan itibaren harcamayın. Beklemede tutun. Zaten her şekilde eğer ki yeni gelecek komutanlar da S3 olarak gelirse o zaman S2 komutanlarını kullanabilirsiniz. Haricinde kesinlikle harcamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü şu an mesela bizim ekipteki herkes S2 jetonlarını tutuyor. Yani genelde zaten biz evrenselleri de tutuyoruz. Olur da böyle pratik böyle bir komutan gelirse onu fullemek için. Şu anda bizim bu jetonları tutmamızın sebebi arkadaşlar yeni büyücü komutanları için bunları tutuyoruz. Ama dediğim gibi sıradaki komutan büyük ihtimal %80 ihtimalle benim görüşüm piyade olması gerekiyor. Çünkü gerçekten oyunda şu anda garnizon olsun, alanda olsun piyade eksikliği var. Çünkü normalde süvarinin antisi piyade diyoruz değil mi? Yani normalde oyunun mekanizmasında diyor ki süvari diyor işte pardon piyade diyor ki süvariye döver diyor. Ama mesela açıyoruz Medline, Nika veya herhangi bir komutanla açabilirsiniz. Bu komutanlar da full olsun. Hiçbir şekilde arkadaşlar düzgün bir rapor alamıyorsunuz. Hangi komutanlara karşı? İşte Theodora artı Bakshi'ye karşı hiçbir şekilde gerçekten böyle beni tatmin edici bir raporla karşılaşmadım. Bu yüzden benim eksik gördüğüm şu anda piyade komutanı gelecek. %80 ihtimalle gelmesi gerekiyor. Çünkü garnizon eksikliği var. Alan eksikliği var.
Bu yüzden piyade komutanı gelmesi gerekiyor. Şöyle birazcık sunucumuzdan bir şeyler göstereyim. Bizde Theodora biliyorsunuz valide. Eski de zaten valide Syndrome oluyor. Ayrıyetten de Theodora oluyor. Şöyle bizim günlük teklifler arkadaşlar. Theodora da düştü. 3 gün diyor. Ben bu Theodora'yı fullleyeceğim arkadaşlar. Yani ben biraz daha komutanlarımı geniş oynuyorum. Hani çünkü belli bir miktar oyuna para yatırıyorum. Doğru. Mesela benim şu anda işte uyanmış okçularım var. Yani şöyle söyleyeyim. Hatta mesela Syndrome'un 4-2-5-5. Ben bunu sezon sıfırlandığında ilk skillini 5 yapacağım. Daha sonra buna kafa harcamayacağım. Çünkü 5-2-5-5 beni götürüyor. Çünkü ben Syndrome'la rally açmayacağım. Alanda kullanıyorum. Bu sebepten dolayı da yani fulleme gereği duymadım açıkçası. Birinci okçu komutanım bu. Ana komutanım daha doğrusu Syndrome. İkincisi Frager. Yani Syndrome'un arkasında kullandığım. O da 3 skill'i 5, son skill'i 1. Bunu da bu şekilde bıraktım. Alanda gayet iş görüyor bu arada. T4 olmama rağmen. Hadi T4 değil de T4.5 diyelim. Süvari eksiğim var. Gerçekten süvari ağır bir şekilde eksiğim var. Ki Rov'da başımıza çok geldi. Büyük ihtimalle sizin de gelecektir. Theodora ezip geçiyor arkadaşlar. Alanda da ezip geçiyor. Rov'da da ezip geçiyor. Kale rallilerinde de ezip geçiyor. Bundan ötürü Theodora'yı fulleyeceğim. Yani size de öneriyorum yani. Eğer ki böyle hani günlük paket çekme maliyetiniz varsa, yani bütçeniz varsa günlük pakete düştüğünde Theodora'yı oynayın. Hani vali oynayayım kafasına girmeyin. Çünkü Theodora valiye düştüğünde arkadaşlar bize yar etmezler onu. Tabi yani aranızda işte balinalar varsa veya krakenler varsa buradan örnek veriyorum Kaan gibi. 198. krallıkta oynuyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. O oynasın mesela. Onun gibi adamlar oynar abi. Oynaması gerekiyor aslında yani. Hani boş bir etkinliğe basmayacaksın. Stone'u hazırlayacaksın. T4'ünü hazırlayacaksın. Daha sonra var diğerinde çatır çatır basacaksın. Alacaksın 200 kapanı. Bakacaksın keyfine. Daha sonra işte dediğim gibi piyadelerde eksik var. Benim Lika uyanmış ama bir işe yaramıyor şu anda. Medline'ım 5-2-5-2. Yani alanda beni götürüyor. Ama dediğim gibi rallilerde iş yapamıyorum maalesef. Büyücüm de Velen Uyanık. Bunlara mı zamanında yapmadığıma çok pişmanım arkadaşlar. Neden pişmanım? Yani eski videolarda da görmüşsünüzdür. Kinler artı Niko iki uyanık komutandan deli dehşet karşı saldırı olduğumuz için alanda baya baya işimizi görüyor. O yüzden şu anda benim tek hesabımın eksiği Kinnara. Onu da böyle 5-1-1-1 seviyesine getireceğim. Yani Theodora gelene kadar. Daha sonradan artık bir şekilde Kinnara'yı fullemeye çalışacağız yani. Nikon full. O da neden full? Çünkü zamanında yani ben bu oyuna ilk başlayanlardan oyun olduğum için zamanında okçu komutanı yoktu arkadaşlar. Yani elimizdeki imkanları kullanıyorduk. Güven çıkıyorduk. Arkasına işte ne bileyim Kirek çıkıyorduk veya başka bir komutan çıkıyorduk. Ama sonradan Niko geldiği için, okçu komutanı geldiği için hani hiç geleceğe dönük veya işte artısına eksisine bakmadan fulledik. Kullanıyor muyum şu an alanda? Kullanmıyorum. Ama komutanlarım yorgun olduğu zaman kullanıyorum tabii ki de. O yüzden hani Niko'yu fulledime pişman değilim. İlla ki bir yerde iş görecektir. Başka buradan gösterebileceğim. Garbutun 5-3-5-3. Yani bu kendi kendine gidiyor işte altın anahtardan çıka çıka. Eğer ki işte bu Theodora fulleyebilirsem bu arada Theodora artı Bakshi kullanın. Çünkü gerçekten arkadaşlar ikili efsane bir şey oluyor alanda alelallerinde işte ne bileyim anti CT rally açtınız mesela. Çok çok işinize yarar. Bu yüzden kesinlikle Theodora'yı öneriyorum. Bakın. Cidden öneriyorum. Syndrome ilk geldiğinde de mesela bayağı tutmuştu. Sonradan fullemeye başladık. Ama dediğim gibi ben fullemeye gerek duymadım. Çünkü yani benim main'im büyücü ama bir okçuk uyanmış komutanlarımın da olması gerekiyor. Hani bunlar uyanmasa bile gerçekten bunlar beni alanda tutuyor. Yani güzel bir hasar verebiliyorum. O yüzden de çok bir derdim olmuyor. Şöyle sezonlara bakalım arkadaşlar. Böyle geldik.
alamet taşına. Şuradan ufak böyle bir sezon ödüllerinden ufak bir bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi sezon ödüllerinde beceriler eklendi. Burada şahsen benim görüşüm, yani eğer ki okçu maininiz varsa, bir saniye, okçu petiniz varsa daha doğrusu, buradan konsantrasyon öneriyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu rastgele işte, eğer ki konsantrasyonunuz varsa, süper konsantrasyonu aldığınızda eski becerinizin üstüne atma ihtimali de var. Bundan dolayı tamamen şans. Ama yani şu an ben mesela çok karamsarım. Yani Fatih'in ödülleri beni aşırı derecede cezbediyor. Çünkü büyücü oynuyorum. Bana göre burada büyücü item, yani şu elem çiçeğini almaktansa Fatih'teki mesela büyü nabzı var. Lejyon kahraman büyü beceri hasarı verirken kritik hasarını %3,3 arttırıyor. Veyahut element uyumu var. Lejyon savaş hayvanı büyü beceri hasarı verirken kritik hasarını %16,7 arttırıyor. Daha sonradan da ardışık hamle var. Ardışık hamle şansını %20 arttırıyor. Yani zaten buradaki 3 beceriyi de biz kullandığımız için hepsi birbirini tetikliyor arkadaşlar. Yani şunlardan alsam kesinlikle pişman olmayacağımı düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok karamsarım. Yani bunu bir garantileştirdiğimde büyük ihtimal onun da videosunu çeker, sizi bu konuda aydınlatırım. Böyle sezon özetlerinden de dediğim gibi arkadaşlar, geçen sezon olduğu gibi olacak yüksek bir ihtimal. Diyelim ki işte biz şu anda sezonumuzun bitmesine buradan göremiyoruz. Mecbur yine buradan bakacağız. İşte 15 gün, 20 gün diyelim. 20 gün var. Yani yetiştiremediler yüksek bir ihtimal. Her zamanki olduğu gibi. S2 Mini'ye başlayacağız. Daha sonradan eğer ki işte siz S1'deyseniz, S1 bittikten sonra S2'ye başladıysanız, ondan sonra direkt hiç işte Plus veya Mini oynamadan direkt atlayış yapacaksınız. Yani S1'iniz bitti, S2'ye geçeceksiniz. S2 bitti, S3'e geçeceksiniz. Yani eski sunucuların arkadaşlar böyle bir sıkıntısı var. Çok şükür artık biz de eski olmadık. Yani eskiyiz ama diğer sunucular da bizde aynı derecede olduğu için, yani bizim çektiğimizde onlar da çekiyor. Hemen hemen artık işte yavaş yavaş oturuyor düzenler. Göç sistemi var biliyorsunuz. Şimdi göç sistemi zaten şu anda şöyle de bir söylenti var arkadaşlar. Yani bunlar mesela soru cevap videosu yaptıklarında şöyle bir şey diyorlardı. Örnek veriyorum, ben şu anda sunucu 2 değil. Diyelim ki 3. sezonumu tamamladım. Yani soru cevap mesajından ben bunları söylüyorum arkadaşlar. İşte 3 sezonumu tamamladım. Misal veriyorum, ben 200. krallığa gitmek istiyorum. 200. sunucuya taşımak istiyorum hesabımı. Eğer ki o sunucu da 3 sezonu tamamladıysa hesabımı sözde o sunucuya taşıyabiliyormuşum. Yani böyle bir soru cevapta böyle bir şey vardı. Soru ve cevabı vardı. Eğer ki bu şekilde olursa güzel olur. Olduğunu da göreceğiz. Tekrar dediğim gibi bu S2 jetonlarını kesinlikle arkadaşlar harcamayın. Dursun çantanızda, zaten sezonunuz yani 3. sezona başlasanız bile bu çantanızdan silinmiyor. Yani C2 jetonlarını S1 komutanlarına da basabiliyorsunuz. S2 komutanlarına da basabiliyorsunuz. Ama S3'lere basamıyorsunuz. Bundan dolayı bekletin arkadaşlar. Bakarsınız S2 mini çıktığında, yani miniyi oynadığımızda yeni komutanlar çıktığında, ki ben öyle bekliyorum. Yani 4 tane komutan bekliyorum. O 4 komutan da ben C2 olacağını düşünüyorum şahsen. Çünkü şu anda C2 sezonunda 4 tane C2 komutanı var. 2 tane okçu, 2 tane de süvari. Yani buraya kesinlikle 2 ve 2 piyade, 2 büyücü bekliyorum. Bundan dolayı arkadaşlar ben bekleteceğim. Size de bekletmenizi öneriyorum. Yani pişman olmazsınız abi. Ne olacak yani? En sonunda gelmezse, C3 komutan olarak çıkarsa kalkacaksın, tekrar C2 jetonlarını istediğin komutana basabileceksin yani. G3 olmayan komutanlara basabileceksin. O yüzden bir kaybın olmayacak. Bundan dolayı arkadaşlar bekletin. Bir zararınız olmaz. Kesinlikle bence artınız olur. Bu video da bu şekildeydi arkadaşlar. Yine tekrar böyle yeni bilgilendirici şeyler gelirse sizlerle tekrar paylaşacağım. Bu da benim için önemli bir bilgiydi. Daha bunu dün öğrendik. Bunun da videosunu bugün çekmek işte çekme zamanım oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.